Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Serdar Çam ve beraberindeki heyet bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş'a geldi. Kent genelinde yapılan inceleme ve ziyaretler sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de özel gayretleriyle restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Maraş Kalesi'nde söyleşi düzenlendi. Söyleşi sonunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, şehir genelinde yapılan icraatlar ve Turizm Bakanlığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakanlığımızın bünyesinde kültür, sanat ve turizm faaliyetleri çerçevesinde, yeni yapılanma çerçevesinde Başbakanlıktan gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA gibi pek çok kurumun bünyesinde çalışmalar yürütülmektedir. Dolayısıyla aslında bir taraftan sanat, tarih, kültür ve pek çok noktada milletimizin ihtiyaç duyduğu tarihinden gelen mirası yaşatmaya dönük çalışmalar yürütülmektedir. Aslında bir medeniyet yürüyüşüdür. Bunun tabii bir yerel boyutu vardır, Türkiye boyutu vardır, bir de uluslararası boyutu vardır. Bu vesileyle de aslında biz dünyaya kendi değerlerimizin aktarılması ve bu bütün bu gücümüzün, manevi gücümüzün, tarihi gücümüzün diplomatik, siyasi mesajlarının verilmesi noktasında da çalışmaları bir entegrasyon içinde yürütmeye çalışıyoruz. Ardından Çam, Kahramanmaraş özelinde bakanlığın yapılan ve yapılacak olan projelerinden bahsetti. Süre gelen pek çok önemli projeler var. Bunların bir kısmını inceleme fırsatını bulduk. Sayın Valimizle görüştük, belediye başkanımızla görüşmelerimiz oldu, milletvekillerimizle istişarelerimiz oldu. İmkanlarımız dahilinde planlama ve projelendirme çerçevesinde bir süreç içinde yürüyecektir. Bunları tabii biz peyderpey değerlendireceğiz, dosyalayacağız ve bakanlığımızda, Sayın Bakanımızın başkanlığındaki değerlendirme toplantılarında çalışmalar yürütülecektir. İlimizin ileri gelenleriyle, vekilleriyle, belediye başkanıyla, valisiyle yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde 2021'de inşallah devletimizin imkanları, kaynakları ölçüsünde planlamalarla devam edelim. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile istişareler yaparak kentin kültür programına alınması hususunda gayretlerinin önemini vurguladı. Sayın Genel Başkan'ın tabii eski bakanımız aynı zamanda bizim bakanlığımızın da yönetiminde yer alması çerçevesinde bizim faaliyetlerimizi çok yakinen biliyor. Fikirleriyle de tavsiyeleriyle de her zaman istifade etmeye çalıştığımız bir genel başkan yardımcımız olarak istişarelerimiz zaman zaman oluyor. Sayın Bakanımızla bizzat direkt görüşmeleri oluyor. Tabii haklı bir talep. Kültür boyutuyla bizim maneviyatımızı yeni nesillere, gençliğimizin bu konulardaki bilincinin arttırılması, geleceğe taşınması noktasındaki çalışmalarda önemli bir taleptir. Zaten bugünkü ziyaretimiz de aslında bu tip çalışmaların bir tezahürü olarak bakmak lazım. Yunus Emre Enstitümüz özellikle kültür, sanat ve medeniyet çalışmaları çerçevesinde 60 kadar ülkede ofisi olan ama 100'ün üzerinde ülkede çalışma yapan bir teşkilatımız. TİKA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yine 62 ülkede ofisleriyle Türk dünyasının ve Türkiye'nin bütün güzelliklerini, zenginliklerini ekonomik kalkınma işbirliği destekleri çerçevesinde katkı vermeye çalışan bir yapıdadır. Dolayısıyla biz üniversitesiyle, akademik kadrolarıyla, Sütçü İmam Üniversitemizle yapılan anlaşmalar çerçevesinde tarımsal kalkınma projeleri, teknik yardım projeleri de dahil olmak üzere her alanda işbirliklerin sadece Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde değil, diğer büyük şehirlerimizde de Anadolu'muzun zenginliklerini çeşitlendirerek bu teşkilatlarımız kanalıyla dünyaya açılması ve dünyadan da ilginin oluşturulması noktasındaki çalışmalarımız devam edecek inşallah.